Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'a bilgisayardan yani OBS üzerinden nasıl canlı yayın çıkabiliriz birlikte buna bakacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Öncelikle canlı yayın aracımız OBS olacak. OBS nedir? Open Broadcaster Software. Eğer bu uygulamayı bilmiyorsanız geçmişteki videolarıma göz atmanızı öneririm ve aynı zamanda bu uygulamayı indirebileceğiniz linki de açıklama kısmında sizlere iletiyorum. Programımızı kurduk ve açtık. Şimdi gelin birlikte Instagram ayarlarımızı yapalım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu sayfayı sizlere açıklama kısmında iletiyor olacağım. Bu sayfada Instagram'da canlı yayın yapabileceğimiz ayarları aslında bizlere gösteriyor. Aşağıya doğru indiğimde video formatı 9a16. Yani biz dikey formatta bir yayın yapacağımız için 9a16 bir ayarlama yapmamız gerekiyor. 720p'lik bir çözünürlüğü şu anda Instagram kabul ediyor. O yüzden çözünürlüğümüz de bizlere burada vermiş. 720'ye 1280 Aynı zamanda bunu 30 FPS çıkabiliyoruz. Fakat isterseniz diyor 60 FPS olarak da ayarlayabilirsiniz. Fakat panelde 30 FPS olarak göreceksiniz. Buna takılmayın diyor. Yayınınız 60 FPS olacaktır diye burada iletmiş. Video bit hızımıza baktığımızda 2250'ye 6000 kilobitlik bir bitrate çıkmamızı bizlere öneriyor. Yani 2250 ile 6000 bitrate arası çıkabiliyoruz. Aynı zamanda 480 30 FPS ve 360p 30 FPS'te de destekliyormuş ama önermiyoruz diyorlar. Muhtemelen zaten kalite çok düşük olacağı için önermemeleri çok normal. Aşağıya doğru indiğimizde ses formatını 44.1 kHz'de tutmamız Stereo bir ayarda olması ve 256 kilobite kadar desteklediğini söylüyor. Bunları çok önemli değil. Bunları çok kayna almamıza gerek yok. Biz zaten ana ayarlarımızı şimdi birlikte yapacağız. Hemen geldim OBS'ime. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Öncelikle ayarlar bölümüne geliyoruz. Aşağıda video bölümüne geliyorum. Ve zaten burada şu an gördüğünüz gibi 1920x1080. 1280'e 720'de çıkış çözünürlüğü mevcut. Bize burada ne gerekiyordu? Dikey bir format gerekiyordu. Bu yüzden ne yapıyoruz? 720 çarpı 1280. Burayı aldım kopyaladım. Alt tarafa da aynısını yapıştırdım. Yani 720'ye 1280. FPS değerine geldim. 60 FPS yapabileceğim söyleniyordu. O yüzden 60 FPS'i seçiyorum. Uygula diyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi panelim yani görüntü tuvalim dikey formata geldi. Tekrar ayarlar bölümüne giriş sağlıyorum. Buradan çıkışı seçiyorum. Çıkış modunu da gelişmiş alıyorum. Daha sonrasında yayın bölümüne geliyorum. Eğer işlemcinizden yayına çıkacaksanız 2.264 veya güçlü bir ekran kartınız varsa veya RTX bir ekran kartınız varsa Nvidia NVH264'ü seçiyorum. Benim Nvidia bir ekran kartım olduğu için Nvidia NVH264'ü seçtim. Daha sonrasında aşağıya geldim bit hızımı seçeceğim. Bit hızım için ne diyordu bana? 2200 bitrate ile 6000 bitrate arası Instagram'a yayın çıkabilirsin diyordu. Benim internetim 6000 bitrate'e de müsaade ettiği için ben çok yormamak adına 4500 bitrate'i seçiyorum. Tekrar aşağı geldim. Anahtar kare aralığımı 2 yaptım buradaki ayarlara dokunmadım. İleri bakmayı seçtim. Minimum B karelerin 4 yaptım. Bu ayarlar Nvidia ekran kartı için geçerli olan ayarlardı. Eğer siz işlemcinizden çıkacaksanız X264'ü seçiyorsunuz. Burayı ben yine 4500 bitrate yapıyorum. Siz yine internet hızınıza göre bitrate'inizi ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. 10 megabit'lik bir internetiniz varsa evet 4500 5000 6000 bitrate verebilirsiniz. 5 megabit'lik bir upload'unuz varsa buna en fazla 2500 3000 bitrate gibi vermenizi öneririm. Yani 4500 bitrate eşittir 4.5 megabit upload demektir. İnternetinizi ölçeceksiniz ve çıkan sonuca göre örnek veriyorum 8 megabit uploadunuz çıktı. Yani 8 megabit eşittir 8000 bitrate demektir. Bunu ne yapıyorsunuz? Tabii ki de 8000 kabul etmediği için 6000 yapabilirsiniz. Yani arada %20'lik bir fark olması yeterli olacaktır. Aşağıya geldiğim anahtar kare aralığını 2 seçtim. Bunu main yaptım profili ayarla bölümü yok dedim. Uygula tamam dedim. Yani ne oldu? Artık benim yayın ayarlarım X264 yani işlemcime göre ayarlanmış oldu. Ama benim ekran kartım olduğu için ben evrek ayarlarına geri dönüyorum. Burayı 4500 yapıyorum. 2 yapıyorum. İleri bakmayı tikledim. Bunu 4 yaptım, uyguladım. Şimdi artık benim yayın ayarlarım hazır. Şimdi buraya ben ne yapmak istiyorum? Bakın gördüğünüz gibi burada bir ses yok. Burada da bir sahnem yok. Simsiyah bir ekran var. Ne yapıyorum? Kaynaklar bölümüne sağ tıklıyorum, ekle diyorum. Video yakalama aygıtı diyorum. Tamam diyorum ve buradan webcam'im olan Camlink 4K'yı seçiyorum. Tabii gördüğünüz gibi hemen bunu dönüştür diyorum ve ekrana sığdır diyorum. Gördüğünüz gibi ekrana sığdırdı. Ne oldu? Altı ve üstü boşluk kaldı. Ne yapıyorum? Şöyle kendimi büyütüyorum. Şöyle ortaya aldım. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde ortada canlı yayınımı yapabileceğim şekilde düzenlemiş oldum. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şöyle kendinizi küçültebilirsiniz. Kaynaklar bölümüne sağ tıklayıp ekleyip ekran yakalamayı seçebilirsiniz. Ve sonrasında gelip böyle üst tarafta ekranınızda bir şey paylaşabilirsiniz. Alt tarafta da kendiniz olabilirsiniz. Yani bir video izleyip aynı anda yayına da yansıtabilirsiniz. Biz şu an bunu yapmayacağız. Hemen bunu kaldırıyorum. Şöyle büyüttüm ve gördüğünüz gibi hazırım. Ama ne oldu? Sesim hazır değil. Şu anda çünkü kameramın sesini alıyor. Bunu ne yapabilirsiniz? Ayarlar bölümüne gelirsiniz. Sese tıklarsınız. Orada 44.1 kHz ses destekliyor diyordu. Buradan 44.1 kHz'ı alırsınız ve stereo olarak bırakırsınız. Masaüstü sesi sizin hoparlörlerinizden gelen sestir. Yani bir müzik dinliyorsanız onun sesini direkt buradan seçerek yayına verebilirsiniz. Buradan seçeceğiniz şey de mesela Headphones Elgato Wave 3. Benim hoparlörlerim mikrofonuma bağlı olduğu için sesi buradan alıyor. Bunu seçebilirim. Veya mikrofon yardımcı sese tıklarım. Eğer dijital audio interface, Camlink 4K bunu seçersem kameramın sesini alacaktır. Fakat ben mikrofonumun sesini gitmesini istiyorsam buradan mikrofonu seçeceğim. Yani mikrofon aygıtınız neyse buradan onu seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Şimdi ne dedi? OBS Studio'nun yeniden başlatılması gerekiyor. Evet yeniden başlat dedik. Gördüğünüz gibi yeniden başladı. Şu anda ne yapıyoruz? Video yakalama aygıtının sesini ben kapatıyorum. Çünkü ben mikrofonumdan sesimi alacağım. Kameramdan değil. Şu an her şeyimiz okey. Gelin şimdi Instagram'a nasıl yayına çıkacağız ona bakalım. Geldim Instagram hesabıma. Burada mutlaka yapmanız gereken şey Instagram'ı webten veya masaüstü uygulamasından bilgisayarınızda açmanız gerekiyor. Daha sonrasında sol tarafta oluştur butonuna tıklıyorum ve buradan canlı videoyu seçiyorum. Canlı videonuza burada bir adet başlık belirliyorsunuz. Fakat ben şimdilik burada alıştırma olarak açacağım. Sizlere gösterdiğim için alıştırma açacağım. Canlı bir yayın açmayacağım. İleri diyorum ve gördüğünüz gibi bana yayın internet adresi ve yayın anahtarı diye iki tane karışık harfler sayılar verdi. Bunu ne yapıyorum? OBS'ime geliyorum. Ayarları tıklıyorum ve buradan yayın ayarlarına tıklayıp hizmet bölümünü özel olarak seçiyorum. Sonrasında tekrar geliyorum. Yayın internet adresini kopyalıyorum. Ve sunucu bölümüne yapıştırıyorum. Tekrar geliyorum. Yayın anahtarı bölümünü kopyalıyorum. Ve yayın anahtarı bölümüne yapıştırıyorum. Daha sonrasında uygula tamam dediğim zaman her şey halle olmuş oluyor. Geldim yayını başlat dedim. Buraya geldik şimdi bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi yayınım geldi ve şu an aktif bir şekilde Instagram'da gözüküyor. Sağ üst köşeden canlı yayına geç dediğim anda yayınım aktif olarak yayınlanmaya başlayacak ve izleyicilerimize kavuşacağız. Canlı yayına geç diyelim. Ve gördüğünüz gibi yayına gelen yorumları burada görebiliyoruz. Olay kaydı bölümünden de işte yayına ne zaman başlatıldı, video yayına alındı, yayın oluşturuldu gibi seçenekleri bizlere sunuyu olacak. Ve yorumlar bölümüne tıkladığımızda da kim burada ne yazmış hepsini bu panelde görebiliyor olacağız. Ve sağ üst köşeden canlı videoyu bitir dediğinizde canlı videonuz kapanmış olacak ve sonrasında buradan videoyu sil diyerek rahat bir şekilde silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi OBS üzerinden Instagram'da yayın açmak gayet kolay. Siz de bu yöntemi uygulayarak rahatlıkla canlı yayın Instagram'da açabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.